Ramazan-ı Şerif'teki savm yani oruç, İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesinin birincilerindendir. İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesi nedir? Hamse ne demek? Beş. Say Ümit. İslamiyet'in beş şartı. Namaz kılmak. İslamiyet'in. Kelime-i şahadet getirmek. İslamiyet'in. Ama o da iyi maşallah mı? Ne abi diyor. Bizim bildiğimiz İslamiyet. Kelime-i şahadet getirmek. Evet. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat. Güzel maşallah. Tebrik ederim bir Müslüman olarak. Tek kalem. İmanın şartları? Allah'a iman, peygambere iman, meleklere iman, kitaplara iman, kitaba iman, kitaplara iman. Kaç kitap? Güzel. Allah'ın subuti sıfatlarını say. He? Nasıl o kadar sayamazsın? Semih, basar. İstersen ben sayayım sen tamam de. Hayat, ilim, semih, basar, kudret, irade. Ama güzel çıktın maşallah. Cesaretin iyi yani. Zati sıfatlar. Sufle mi vereyim? Vücut, kıyam, güzel. Ama çok ciddi sallıyorsun. Ya mesela böyle... Yani kimse gülmese yeriz yani. Eve gidip hanıma bile anlatırım. Vücut, kıyam. Ne oldu Ümit? Gitti değil mi? Ya... Çok önemli değil mi? Enteresan. Bunu soruyorum. Vahit sana soracak gibi duruyorsun. Ben. Sakın bana sor. Vahit böyle bir... Zaten rezilim bir daha olmayayım diye. Evet neyse ben ona girmeyeyim. Zihin tazelemiş olalım. Ramazan-ı Şerif'teki savm yani oruç İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesinin birincilerindendir. Hem şair İslamiye'nin azamlarımdandır. Çok önemli İslamiyet'te oruç. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri, hikmet ne demek? Faydaları, çok faydaları hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hani inançsız insanların bazen aklına takılıp soruyor ya, ya Allah ne ihtiyacı var da bu oruç istemiş ya? Yani kainatın yaratıcısının oruca, yani bizim belli bir süre aç kalmamıza ne gibi bir ihtiyacı olabilir? Niye bizden bunu talep ediyor? Zor bir şey diye insan böyle hayretle bazen soru sorabiliyor. İşte onların cevabını verecek. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bir ezberleyelim bunları. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine yani şu kainattaki terbiye edici özelliğine, tasarrufatına bakan bir hikmeti bir faydası var. Hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, ne demek bu? Yani toplum hayatına, sosyal hayatımıza bakan bir neyi varmış? Faydası varmış, yönü varmış. Hem hayat-ı şahsiyetine insanın yani tamamen bizi ilgilendiren, bizim duygularımızı, hislerimizi, hissiyatımızı ilgilendiren bir faydası ve yönü var. Hem nefsin terbiyesine, insanda bulunan nefsin dizginlenmesine bakan bir yönü var. Hem de ni'am-ı ilahiyenin yani Allah'ın nimetlerinin şükrüne bakar hikmetleri var. Kaç tane saydık? Beş. Güzel. Şimdi dikkat edin bunlardan iki tanesini okuyacağız. Biz Allah'ın rububiyetine bakan yani Allah'a bakan yönüyle orucun hikmeti nedir? Bunu inceleyeceğiz. Bunun dışında kaç tane daha var? Beş. Onları inşallah siz okursunuz. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında. Şimdi rububiyeti anlatayım ki mevzuyu daha net anlayın. Rububiyet şu kainattaki bütün görmüş olduğunuz faaliyetlerin toptan ismi. Rububiyet ne demek? Yani rızık vermek, şifa vermek, ihtiyaçların karşılanması, ona zarar verici şeylerin önden defedilmesi, bütün mahlukatın ihtiyaçlarının onların önüne daha onlar beklemeden bilmeden hazırlık verilmesi gibi kainatta gördüğünüz bütün bu faaliyetlere rububiyet, bu faaliyetin sahibine ise Rab diyoruz. Hani dualarda ediyorsunuz ya. Ya Rabbim derken yani ya Rabbim şu kainata hükmeden bütün mahlukatı terbiye eden Allah'ım diye hitap ediyorsunuz. İşte bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Çok mükemmel burası. Çok hoşuma gidiyor. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği,
Arkadaşlar, o kadar lezzetli bir cümle ki bu. Çok dikkat edin. Cenab-ı Hak, yani şefkatli, merhametli Rabbimiz, zemin yüzünü, dünyanın bütün zeminini bir sofrayı nimet, nimetlerini koyduğu, sergilediği bir sofra üzerinde halk etti. Ne demek bu? Şimdi bunu böyle hızlı söyleyince anlayamıyorsunuz. Ama biraz düşünün. Ve çok hoşuma giden bir hadise. Mesela şimdi bahar başladı değil mi? Müthiş bir şölen. Nedir? Rabbimiz bahar sofraları kuruyor şu anda. Yani toprakların üstünden tutun ağaçlara kadar. Bakın muhteşem bir sofra ne demek? Şu anda kupkuru, yani kışın üzerinde ne yaprak kalmış, ne çiçek kalmış, ne meyve kalmış olan kupkuru ağaç sofraları düşünün. Bizim için öyle güzel sofralar kuruyor ki o kupkuru dallar üzerinden birdenbire, bak küçücük küçücük tomurcuklar şeklinde o harikulade kokuyla, muhteşem renkleriyle o meyve çiçekleri çıkıyor. Harikulade. Birdenbire bak. O ağaç soframız çiçeklerle donatıldı. Ağaca bakmaya kıyamıyorsunuz. Sonra o çiçekleri aşağıya indirirken yanlarından yemyeşil, hiçbiri birbirine benzemeyen muhteşem şekillerde yapraklarla donattı. Sofra hazırlanıyor. Ve o sofra hazırlanırken biz sadece sofranın hazırlanışını izlemiyoruz. Sofra hazırlanırken hani yaparız ya, arkaya bir de küçük bir enstrümantal müzik açarsınız böyle ortama bir fon olsun diye. Cenab-ı Hak kuşları cıvıltılarla bize muhteşem bir musikiyle dinlettirirken başımızın üzerinde muhteşem o konfiçesi ne derler, müziklerini sergiliyor kuşlar. Ve biz o sergileme esnasında bir bakıyoruz ki o kupkuru dalların üzerinden çıkan çiçek ve yaprakların hemen ardından yemeye kıyamadığımız, değil mi? Bakmaya doyamadığımız o muhteşem meyveleri o kupkuru dallardan bizim önümüze seriyor. Birine bakın, muzundan tutun da eriğinden ne aklınıza geliyorsa dutuna kadar. Muhteşem, birbirinden inanılmaz derecede farklı nimet sofraları. Peki nasıl? Min haysu la yehtesib, yani hiç ummadığımız bir tarzda. Yani kim umabilir ki kupkuru bir daldan bir anda bir yemyeşil erik çıkacak? Kim bilebilir ki yine aynı kupkuru dal özelliğinde ve benzerliğinde birdenbire muhteşem bir renkte kayısı çıkacak? Kim söyleyebilir ki tadı bu ikisine tamamen muhalif olacak? Bir armut çıkacak. Hiç umabilir miydik? Hiç aklımıza gelir miydi dut diye bir meyveye iki farklı renk verip bize sunmasını? Hiç aklınıza gelir miydi? Düşünün. Muhteşem nimetler. Böyle bir tarzda sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini, yani Allah bu sofralarla kemal-i rububiyetini, ne demek? Kusursuz terbiye edişini ve rahmaniyet kullarına ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Diyor ki Allah, ey kullarım, ben sizi seviyorum. Sizi sevdiğim için bu nimetleri sizin önünüze seriyorum. Hala benim size olan sevgimi göremiyor musunuz? İnsanlar gaflet perdesi altında, esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati maalesef tam göremiyor. Ağaçların yanından geçip gidiyoruz. Hadi ağacı geçelim. Ama sebze meyve satan manavların yanından da geçip gidiyorsunuz. Marketlerde hiç ilgilenmiyorsunuz bile. Sizin için alacağınız bir elma yeter. Orada takdir edemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, merhameti, rahmetini göremiyoruz. Bazen unutuyor insan kimin tarafından beslenildiğini. İşte Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden
ehli iman, bütün dünyadaki Müslümanlar birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Muntazam ordu ne demek? Askerlik yapanlar bilir. Aynı anda yersin, aynı anda kalkarsın. Bütün her şey böyle sistematiktir. Sofraya oturursunuz, komutan gelir, buyurun der. Elhamdülillah. Aynı anda muhteşem, düzenlidir. İşte Ramazan-ı Şerif'te bütün Müslümanlar dünyada muhteşem ve düzenli bir ordu hükmüne geçiyor. Herkes ezan bekliyor. Ama hani diyorsunuz ya, Meksika dalgası diyorsunuz ya hani siz. Aynen öyle, ezan aynı anda okunmadığı için ne oluyor? Belli bir periyotta böyle dünyada o sistemde ezan dönüyor. Yani bir yerden başlıyor iftarlar açılma, ezanlar okunmaya. O diğer ezana dek gelinceye kadar bütün Müslümanlar arka arkaya sırayla emir gelen hemen Bismillah diyerek hemen orucunu açıyor. Bak, muhteşem düzenli. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele edip karşılık veriyorlar. Sofra muhteşemse ki muhteşem. Değil mi? İkram edilen yiyecekler ise birbirinden güzel. Peki bu kadar geniş bir tarzda bizi rızıklandıran Rabbimize karşı. Öyleyse biz de o sofraya ve o ihtimama, yani bize gösterilen büyük rahmete karşı biz de ne yapıyoruz? O rahmetin şanına yakışan, o sofraların ihtişamına yakışan bir şekilde bekliyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Hazırız manevi temizlikle ve bir ordudaki asker gibi Rabbimizin emrini bekliyoruz. Ne kadar muhteşem bir şey. Bütün insanlar durmuş, eline bir az ötedeki suya dahi uzatmadan bekliyor. Hiç sofralar kurulmuş, salatalar, yemekler, her şey hazır. Sofraya oturmuş bütün ev halkındaki o Müslüman ahali bekliyorsun. Bakın ne kadar muhteşem. Allahu Ekber cümlesini duyduğun an, bak Bismillah, Allah'ım senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Ben biliyorum ki bana rızık veren, benimle beraber bütün insanlara rızık veren, bütün hayvanata rızık veren, bütün böceklere rızık veren, bütün bitkilere rızık veren sensin. Sen Rezzaksın ve ben bunu tam olarak inanıyor, İman ediyor ve senin emrin olmadan ben asla o nimete elimi uzatmıyorum. Madem izin verdin, öyleyse Bismillahirrahmanirrahim diyerek elhamdülillah içiyoruz. Bak ne kadar lezzetli. Yani Rabbimizle bir alışverişimiz var. Manevi bir bağlantımız var. Yani bir kul olarak bir duruşumuz var. Müthiş bir şey. Emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri o şefkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli, geniş, azametli, ihtişamlı, intizamlı, düzenli bir ubudiyet kullukla o insanlar mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi bir ubudiyete ve şerefi keramete İştirak etmeyen, yani oruç tutmayan insanlar insan ismine layık mıdırlar? Muhteşem bir ifade. Bakın şimdi size soruyorum. Oruç tutmamak o kadar çirkin bir davranış ki. Neden? Düşünün, şu anda ben bir sultanın davet edildi ziyafette olsam. Sizler de benle beraber olsanız, hep beraber, hepimize ayrı bir sofra kurulmuş. Her birimiz muhteşem nimetlerden donatılmış bir sofrada oturuyoruz. Ama sultanla bizimle beraber yemek yiyecek olsa, farz edelim. Deseler ki işte sultan da biraz sonra gelecek ve hep beraber başlayacağız. Ben o sultanı beklemeden arkadaşlar hemen yemeye başlasam. Siz de böyle izliyorsunuz. Çatır 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 çorba 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 ekmek, pilav, ayran var mı?
bu benim şu andaki durumum, çok samimi söylüyorum. Sizi rahatsız eder de mi o ortamda? Abi ne adam bu ya? Değil mi? Ne bu herif ya? Böyle görgüsüzlük olur mu? Böyle bir adapsızlık olur mu? Yani şuraya baksana, burada kaç bin tane insan var. Çirkin bir davranış değil mi? İşte oruç tutmadığımız zaman da aynen böyle çirkin bir davranış içerisine girmiş oluyoruz. Yani bütün Müslümanlar, Allah'ın yaratmış olduğu bütün insanlar oruç tutuyorlar ve bir emir bekliyorlar. Ama sen ne emre ne emir verilene itaat etmiyor ve bir insan olarak bile sadece büyük bir edepsizlikle yiyip içiyorsun. Ne kadar çirkin bir davranış. Herhalde bu kısım anlaşıldı. İkinci kısım. İkinci nükte, Ramazan-ı Mübarek'in savmı yani orucu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle şükretmek. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Mesela manava ödeme yapıyor musunuz? Elma bir kilo pat parası var. Fiyat istiyor. Tablacıya bahşiş verildiği, ödemesi yapıldığı halde çok kıymetli olan nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edene, yani gerçekten meyveyi yaratıp sana, senin için hazırlayana, onu tanımamak, onu bilmemek nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini, yani insanın önüne sermiş olduğu, insanın sayamayacağı kadar çok nimetlerini nev-i beşere, insanlığa zemin yüzünde neşretmiş. Kainatın her yerini nimetle donatmış. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak ise ne istiyor? Şükür istiyor. Zor mu arkadaşlar? Ya mesela su içtiniz, yemek yediniz, meyve yediniz. Buna elhamdülillah, Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun demek zor mu? Ya yani böyle bir bize ağır gelen bir şey midir? Ne acayip, ama yapmıyoruz. Kur'an ama sadece sözle şükredilmez ki. Yani sadece sözle yapılır. Peki neyle yapılır daha şükür? Daha şükür Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsın. Takvalı bir insan olursun. Takvalı insan ne demek? Güzel. Yani namaz kılmak da bir şükürdür. Doğru mu? Yani Allah'ın yap dediği şeyleri yapmak, itaat etmek de bir şükürdür. Bak maşallah. Kaç yaşındasın sen? 10. Maşallah. Bundan sonra Ramazan'dan sonraki derslerimizi kardeşimiz burada devam edecek benim yerime inşallah. Evet, o tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Olmuyor muyuz? Ya mesela evde eşinize bile bir halet rüyeniz değişiyor değil mi? Bir kek yapıyor, bir börek çörek yapıyor. O bile sizden teşekkür bekliyor. Beklemiyor mu evliler? Ben etmeyeyim. Hakikaten bak gülüyorsun sen. Belli ki tam kılıbıksın. Evli değil misin? Ha, evlilerin haline gülüyorsun. O da güzel. Bekliyor mu değil mi? Bilmiyorum, biz de bekliyor. Biz 20 küsur yıllık evliyiz. Yani o mesela bir kek böyle çörek yapsın. Ben yiyorum onu mesela böyle direkt hayvan gibi. Yiyorum. Peki yedikten sonra bakıyorum. Mesela ben hiç hani teşekkür aklıma gelmeyince afiyet olsun diyor. Aslında afiyet, yani hayvan gibi yedim. O anlama geliyor afiyet. Yoksa gerçekten afiyet anlamına gelmiyor kadınların söylediği şey yani. Afiyet olsun. Ha, Allah razı olsun. Eline sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Muhteşemdi ya falan. Bak onu yapmadığın zaman kahvaltı yok. Yemek problem, surat beş karış. Evliler bilir işte yani, anlatmıyorum. Hepiniz aynı çileleri çekiyorsunuz yani. Şimdi bu ne demek? Yani bir eşimiz dahi bunu bekliyor. Yani en ufacık bir şeyde değil mi, ona takdir edilmek, yapmış olduğu karşı, o harekete karşı bir şükran hissi duymanı istiyor yani. İşte buradaki hadise de böyle. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları, yani layık olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki, ne kadar güzel bir cümle, mün'im-i hakiki, yani gerçek nimetin sahibi, o esbaptan, o sebeplerden hadsiz derece o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek,
O nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek de olur. Üç kademe. Şimdi bakın bir daha okuyorum, buraya dikkat edin. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. Ne demek? Yani suyun, ekmeğin, meyvenin, sebzenin kıymetini takdir etmek. Evet, buna benim ve bütün insanlığın ihtiyacı var. Önemli bir şey bu. Alalade değil. O nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek ve o nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmektir. Şükür bu. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç bitiyor, son cümleler. Hakiki, halis, azametli ve azametli umumi bir şükrün anahtarıdır. Şimdi normal şartlarda insan nasıl şükreder? Dikkat edin. Biz normalde durup dururken şükretmeyiz. Bir ihtiyaç oluşur. O ihtiyaç neticesinde sen çaresiz kalırsın. O ihtiyacın karşılanırsa hemen ne yaparsın? Teşekkür etme ihtiyacı hissedersin. Allah da bizi teşekkür etmeye, şükretmeye sevk ediyor. Ve uyanmamızı istiyor. Bir yıllık zaman diliminde uyanamıyoruz bir türlü. Allah'ın verdiği nimetleri unutuyoruz. Gafletten ve ülfetten takdir edip Cenab-ı Hak'a karşı hakiki olarak teşekkürümüzü ifade edemiyoruz. Cenab-ı Hak da bizi Ramazan'la, oruçla beraber diyor ki hadi. Size vermiş olduğum nimetlerin bir daha farkına varın. Suya bir daha farkına varın. Ekmeğe bir daha farkına varın. Verdiğim lezzetlere dikkat edin. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikaten böyle, hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyorlar. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Doğru mu? Ama soruyorum, iftar sofrasında şöyle bir hatırlayın. En lezzetli gelen şey o pide, değil mi? Ya nasıl kokusu var? Normalde biz o kadar kokuyu hisseder miyiz? Normal tokluk zamanında etmiyoruz. Niye? Çünkü her an bir şey yiyoruz oruç olmadığı zamanlar. Her an. Yani at bir şey ağzına, püskü at, bilmem ne at, meyve at. O yüzden de gerçek açlığı hissedemediğimiz için nimetleri gerçek anlamda da takdir edemiyoruz. Takdir edemediğimiz için de teşekkür edemiyoruz. Ama oruçta, mesela sıcak havalardaki oruçtaki suya olan hasretinizi hatırlıyor musunuz? Ya böyle gözünden bile o sular serap görüyorsun gibi ya, değil mi? Böyle muhteşem. Ben bilirim yani, böyle lıkır lıkır buz gibi suyu içtim ya. Ya içiyorsun böyle, oh. Hiç öyle elhamdülillah dediğimi hatırlamıyorum su içtiğim zaman yani. Elhamdülillah derken böyle, oh, buradan ayak uçlarıma kadar diyorum böyle elhamdülillah, oh. E ne oldu, aynı suydu bu. Ama açlık, o suyun ihtiyacı, bizim vücudumuzun o suyu açlığı ne yapıyor bak, hissettiriyor. Su çok büyük bir nimetmiş. Değil mi? Öyle diyor. Su çok büyük bir nimet. Hakikaten. Müthiş bir şey yani. Çay mesela. Değil mi? Bekliyor adam ya, bak çayı bekliyor yani. Ulan bir çay içsem var ya, şu iftar olsa da bir çay içsem. Sigarayı nimet olarak saymıyorum. Söylemiyorum. Bazıları onu bekliyor da. Değil mi? Ben açanı biliyorum. Hakikaten adam sigarayla açtı ya. Hemen hani bir su, bismillah. Nasıl bir şeyse dünyası. Allah kurtarsın. Bir tane... İsmini zikretmeyeceğim. Bir televizyon programına beraber çıktığımız bir kardeşimiz vardı. Meşhur bir arkadaş. Dedi ki, onunla beraber iftarı yaptık. Ya Uğur abi dedi, sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Ben dedi bir gün dedi İmam Rabbani Hazretleri'nin dedi şeye gitmiştim dedi. Hani mezarın olduğu bir yere gittim dedi. Orada dedi hissedersin ya dedi, böyle hani duaların böyle tam kabul olacağı bir atmosfer dedi. He dedim. İşte öyle bir an hissettim abi de. Dedim ki dedi, Allah'ım bana bu sigarayı bıraktırma. Ama zarar da görmeyeyim, amin dedim. Yani dedi, bırakamam abi dedi. Şimdi aynı onun modundaki gibi bir şey yani. Herkese göre nimet farklı yani. Cennette sigara içmek yoksa ben gelmem. Evet. Aynen bunun gibi. Evet, bak şuraya dikkat edin. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında pek çok kıymetdar bir nimet ilahi olduğuna... Kuvve-i zayikası, yani dili şehadet eder.
Padişah'tan ta en fakire kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti yani yasaklanması cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenaüvülünde hür değilim. Yani nimetleri kafama göre yiyip içemem. Demek başkasının malıdır, inamıdır, nimetidir. Onun emrini bekliyorum diye, bak cümle ne kadar güzel. Nimeti nimet bilir, bir şükrü maneveder. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Yani oruç bizi neye sevk eder? Şükretmeye sevk eder. O açlık vasıtasıyla. Bir de şunu söyleyeyim, bitireyim. Arkadaşlar gerçekten Rabbimize hakkıyla şükredemiyoruz. Şimdi buna bakın anlarsınız. Dilimizde elhamdülillah, dilimizde Allah'ım şükürler olsun kelimesini söylerken, bunu ifade ederken lezzet almanız lazım. Yani şükrederken lezzet almak. Elhamdülillah derken lezzet almanız lazım. Yani o şükretmek ve elhamdülillah demek yediğiniz meyveden, ekmekten, sebzeden daha büyük lezzet vermeli size. Elhamdülillah Allah'ım. Ne kadar güzel yaratmışsın, ne kadar güzel tatlandırmışsın. Elhamdülillah. Ne kadar istifade ediyorum bu nimetlerinden. Sana sonsuz şükürler olsun derken böyle dolu dolu, ağzınızı dolu dolu söyleyin. Yüreğinizden gelsin hamd ve şükür. Yoksa elhamdülillah. Ya bu değil be abi. Değil mi? Bu değil ya elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok güzel bu elhamdülillah. Ne kadar lezzetli ya. Bak bunu böyle yoğun söyleyin ya elhamdülillah. Ne yapıyorsun? Allah'a hamd ediyorum elhamdülillah. Bak ne kadar güzel gökyüzünde benimizin manzaralar çiziyor. Elhamdülillah. Adam bunu takdir edemiyor. Ne acayip değil mi? Bak gökyüzünde muhteşem manzaralar. Öyle değil mi kardeşim? Her an bak her an gökyüzüne senin için sıkılma diye an be an değiştiriyor. Bir griye boyuyor. Birdenbire masmavi. Akşam üzeri kızıllaştırıyor. Muhteşem manzaralar. Bak binlerce, milyonlarcasından bir tane bu. Öyleyse bak gökyüzüne. Ey gökyüzünü benim için boyayan Rabbim. Elhamdülillah sana. Ya söyle ne kadar lezzetli, ne kadar keyifli bir şey Allah'a hamd etmek. Onun için bir Müslüman zikirde yani şükürde ve hamdde o lezzeti yakaladığı an onu durduramazsınız. Bediüzzaman Hazretleri'nin Tahir-i Mutlu diye bir talebesi var. Muhteşem bir insan, takva. Ben duydum inanamadım. O zamanlar tabii Risale-i Nur'a çok vukufiyetim de yok, bilmiyorum. Çay içerken bismillah elhamdülillah dermiş. Her yudumda. Ah, elhamdülillah. Ulan ilk başta bana delilik gibi geldi. Yani çünkü biz alışığız yani değil mi? Ayda bir bismillah deyip hatırlarsak elhamdülillah demeye her yudumda. Ama sonra da tatbik ettim. Bak edin. Bismillah. Elhamdülillah. Ne kadar lezzetli ya. Çok lezzetli. Direkt Rabbinle bağlantı kuruyorsun. Ve Bediüzzaman'ın muhteşem sözü. Sen bu dünyada elhamdülillah dersin. Ahirette de o elhamdülillahı yersin. Muhteşem bak. Burada elhamdülillah diyorsun. Sonsuz rahmet sahibi olan Allah senin bu hamdini karşılıksız bırakır mı? O hamd sana cennet nimetleri suretinde ikram edilir.